Arkadaşlar merhabalar 50 günde TYT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 46. günün 3. dersine küpe devam ediyoruz ve küpe bu dersimizle birlikte bitiriyoruz ve çok güzel bir şekilde bitiriyoruz hatta prizmalar bu dersimizle birlikte bitiyor bu dersimizde ne işleyeceğiz küp açılımlarından bahsedeceğiz bak çok önemli bir ders ÖSYM daha öncesinde KPSS'de ALES'de hatta TYT'de AYT'de daha doğrusu birinci kısımda ikinci kısımda eski nesil kısımlarda sordu ve burada önemli olan küpün nasıl bir bir açılımı olduğunu göstereceğim sana. Hatta hayatında hiç karşılaşmadığın açılımları da göreceksin. Hatta burada o açılım teknikleriyle sana iki teknik göstereceğim. O açılım teknikleriyle bütün açılımları çok rahat bir şekilde yapacaksın. Çok önemli. Evet kitabımızda sayfa numarası. Neredeyiz? Şöyle küp açılımlarına bakıyoruz. Sayfa numarası 258'in sağ tarafı ve 259'u işleyeceğiz bu dersimizde. O zaman hazırsak haydi bakalım dersimize başlayalım. Ne diyoruz? Küp açılımları. İlk önce küp açılımlara neye dikkat edeceğiz? Onu söyleyeyim. Dikkat diye de yazmışım zaten buraya. Arkadaş küp açılımlarında dikkat etmen gereken şey şu. Karşılıklı yüzeyler bizim için aşırı derecede önemli. Karşılıklı yüzey. Sadece buna dikkat edeceksin. Karşılıklı yüzeyi bulmak için de bir tekniğimiz var mı? Var. Hatta iki tekniğimiz var. Hatta üç tekniğimiz var. İkisini burada gösteriyorum. Şurada gösteriyorum. Üçüncüyü de biraz sonra başka bir şey anlatırken göstereceğim. Şimdi karşılıklı yüzeyler nasıl bulunuyor biliyor musun? Bir. Bir boşluk kuralı. Yani küp açılımı olduğu zaman. Ama şunu da söyleyeyim ben ya. Küpün açılımı biz nasıl biliyoruz? Hocam küp açılımı olduğu zaman böyle yan yüzey ileri açıyoruz böyle. Hani dikdörtgenler prizmasından hatırla. Bir de üstte birini koyuyoruz. Altta da birini koyuyoruz şöyle. Genelde hep bu açınımı kullanıyoruz. Ama bu açınım en basit açınım. Bunlardan onlarca açınım var. Bu açınımda işte bu açılımlarda bizim için de önemli olan neymiş? Karşıtlı yüzeyler. Karşıtlı yüzeyler bulunurken ne yapıyoruz? Bir boşluk kuralı. Yani şuradan bir yüzeyi seçtiysen bir boşluk yapıp burasını seçtiğin zaman işte bunlar karşıtlı yüzeylerdir. Nasıl? Hayalet Şurası zeminde kalsın. Bunu yukarı, bunu yukarı kaldır. Sağ sol yüzeyler olduğu karşı karşılıklı yüzeyler oldu. Evet bir boşluk kuralı her zaman tutar bunlar karşılıklıdır. İkincisi de Z kuralı. Z kuralı yani şöyle bir Z harfi varsa. Tabi bu S harfi de olabilir. Ya da L harfi de olabilir. Şöyle ters Z de olabilir. S de diyebilirsin. Ya da L de diyebilirsin. Mesela şöyle konuldu. Şöyle konuldu. Şöyle konuldu. Şöyle konuldu. Şöyle yan yatık Z. Z'nin her türlüsü. Şöyle Z. Böyle Z. İşte yan Z. Diğer yan Z şeklinde karşımıza gelebilir bu Z kuralı. Z harfi böyle sağlanmışsa işte bunlar karşılıklı yüzeylerdir. Şimdi yine hayal Hocam zemin burasıysa sen bunu yukarı kaldırdın sol yüzey oldu. Bunu yukarı kaldırınca burası ön yüzey oldu. Bu yukarı kalkıp bunu da aşağı indirince şunu o zaman bu da sağ yüzey oldu. Sağ yüzey ve sol yüzey gördüğünüz üzere bunlar karşılıklı yüzeyler oldu mu? Oldu. İşte önemli bir bu bir bu. Bir boşluk ya da z kuralı olmazsa olmazı. Şimdi zar açılımlarına gelelim ya da küp açılımlarına gelelim. Biraz sonra animasyonda da bunların nasıl katlandığını da göstereceğim sabret. Şimdi zar açılımlarında bizim en çok bildiğimiz dört tane kareyi yan yana dizeriz. 4 tane yüzeyi açarız. Sonra bir kare üstte, bir kare altta olur. Evet, bu şekilde. Bunlarda bak karşılıklı yüzeyler. Bir boşluktan bunlar kırmızılar. Sonra bir boşluktan yine maviler. Burası da bir boşluk kuralı sağlandı mı? Sağlandı. Sonra dört tane kare yan yanayken hocam bunları hallettik zaten. Kırmızılar, maviler halloldu. oldu. Şurada da Z kuralı sağlandı. Ama bak dört tane kare yan yana açıkken burada Z kuralı sağlanmadı. İşte burada dört tane kare yan yanayken bu açılımlarda böyle Z kuralı ya da boşluk kuralı olmasına da gerek yok. 4 tane kare yan yanayken biri üstte, biri altta olduğu zaman da bu da bir zar açınımıdır? Kesime göre değişiyor bu. Buna dikkat et. Yani burada kaç tane zar açınımı oluyor mesela? Hocam bu 4 tane kare yan yanayken, bu kareyi burada sabitlediğim zaman bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada oldu mu? Oldu. Peki ben şu kareyi şuraya alırsam? Yani şuraya aldığım zaman kareyi. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Peki buraya alırsam aynı şekilde bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. 4 durum. En son olarak buraya alırsam da mesela şöyle bir tanesi burada, evet, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi de burada oluyor. Yani şunu iptal et. Mesela şu yine bir zar açılımı oluyor mu? Oluyor. Zaten bir kere burada. Bu buradayken 4 durum. Sonra bu buradayken 4 durum. Bu buradayken 4 durum. Bu buradayken de 4 durum oluyor. 4 kere 4 16 durum zaten sadece bundan geliyor. Yani biz bir boşluk kuralı ya da z kuralına ek bir de 4 tane kare yan yanayken biri üstte biri altta. Alttaki üstteki buradayken alttaki herhangi bir yerde olabilir. İşte bunlar da yine bize zar açılımını veriyor. Evet zaten burada 16 tanesini bulduk. Ama sen bir tanesini bil Hatta sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Alt tarafa bakar mısın? Hiç karşılaşmadığın zar açılımları değil mi bunlar? Değil mi? Hatta ÖSYM'nin en çok sorduğunu söyleyeyim. Bu. Hiç karşılaşmadı. Burada karşılıklı yüzeyleri nasıl bulacağız? Bak şuradan başlayayım. Hocam bir boşluktan dolayı. Bak boşluk burası. Boşluk burası. Kırmızılar. Bir boşluktan dolayı maviler. Bir boşluktan dolayı. Pardon. Z kuranından dolayı da yeşiller karşılıklı yüzeyler. Hemen karşılıklı yüzeyleri belirleyeceksin. Bir boşluktan kırmızılar. Bir boşluktan yeşiller. Z kuranından dolayı mavilerin karşılıklı yüzey olduğu belli burada. Şurada e, buraya bakacak olursak bir boşluktan dolayı yeşiller, Z'den dolayı kırmızılar, Z'den dolayı yine mavilerin karşılıklı yüzey oldu. Bak burada hepsi Z kuralı. Z kuralından kırmızılar, Z kuralından maviler, Z kuralından yine yeşiller karşılıklı yüzey olacaktır. Böyle bir sürü açılım var kardeşim. Bu açılımlar bizim için önemli ama önemli olan kısmı ne? Şu tekniği öğrendin ya artık. Tekrar söylüyorum o tekniği. Bir boşluk kuralı, Z kuralı ya da dört kare yan yanayken biri üstte biri altta. Bunlar bizim kurallarımız. Bunları bildik daha sonra ve karşılıklı yüzeylere dikkat et sonra senin için zar soruları eğer bu dersi izliyorsan bu dersi izleyen arkadaşlar için zar soruları ya da küp açılımları soruları aşırı derecede kolay sorular olacak. Hadi gel şimdi bir de sana bir animasyon göstereyim. Şimdi seninle birlikte şu açılımı görelim. Bak zar açılımlarını görüyorsun. Kaç tane? 3, 6, 9, 11 tane açılım var. Ya hocam ben bunları böyle şey yaptığın zaman nasıl karşıtlı yüzey oluyor? Bunları belirlemiyorum. Mesela ilk şekle bak. Karşıtlı yüzeylerin hangisi olduğunu biliyorsun. Ve ben sana bak şimdi kapatıyorum. Hop kapattım. Gördün mü? karşıtlı yüzey. Şimdi bir daha ikinci şekle bak. Karşıtlı yüzeyleri belirle. Gerçekten seçtiğin yüzeyler karşıtlı yüzeyler mi? Hop kapattım. Açtım. Şimdi 3'e bak. Hop kapattım. Açtım. Sen geri sarıp ileri sararsın. O antrenmanı yap tamam mı? Hatta şimdi en son üstüne bakalım. En sonu en alt sağdakine bakalım. En alt sağdakine baktığımız anda bak karşılıklı yüzeyler. Tahmin et ya da Z kurallarından bul. Gözünde kestir. Bak gösteriyorum. Mesela şunlar. Hop bak gördün mü gerçekten belirlediğin yüzeyler üst üste geldi. Ve nasıl geldiğini de görüyorsun. Ya buradaki animasyon da sana güzel bir fikir verecek böyle. Ee, bütün buradaki zar açılımlarındaki nasıl kapandıklarına falan şöyle bir bak. Videoyu geri sar ileri sar. Geri sar ileri sar şeklinde git. Hatta şöyle bir artistik yapayım mı sana? Biraz daha eğik durumdayken göstereyim sana. Hop gördün mü? Şöyle de yaptım. Hatta bir de şöyle biraz döndüreyim şunu. Dönerken yapayım. Şöyle. Hızlı mı döndü? Dur yavaş döndüreyim. Şu dönerken de şöyle bak gör. Sağ yüzeyleri. Her açıdan böyle şey olduklarını gör. Bunu da bu şekilde de görmeni de istiyorum. Anladın olayı sen. Son kez bir de şöyle yapayım gördün. Her açıdan da zarların hangi yüzeylerin üst üste geldiğini de gördün. Bu antrenmanı da mutlaka ama mutlaka yap tamam mı? Ama bizim için önemli olan neymiş? Karşılıklı yüzeyler. Karşılıklı yüzeylerden gittiğin zaman bu zar açılımları, küp açılımları, soruları senin için aşırı derecede kolay sorular olacak. Mesela sınavda çıkmış bir sorunun benzeri. Şekildeki bir zarın açılımı verilmiştir. Mavi kare zarın ön yüzeyi olduğuna göre arka yüzeyi nedir? Ha ön mavi ise arkası soruyor. Yani karşılıklı yüzeyi soruluyor. Bitti gitti kardeşim. Karşılıklı yüzey soruluyorsa hemen ne yapacağız? O zaman bizim kuralımız bir boşluk ya da Z. Burada ne var? Hocam Z kuralı. Hemen Z kuralına bakıyorum. Hop nereye denk geldi? D'ye denk geldi. O zaman cevap direkt D olacak. Eskiden görsen bu tekniği bilmesen bu soruyu yapabilir misin? Bu kadar kısa bir sürede yapamazsın. Ama artık bu sorular senin için çocuk oyuncu. Evet cevap D yaptı. Gelelim bir sonraki soruya. Bak sınavda çıkmış yine bir soru. Şekildeki kağıdın ABCD karelerinden bir daha boyanarak boyalı kısımlardan bir küp elde edilecektir. Buna göre hangi kare boyandığında boyalı karelerden küp yapılmaz? Bakalım şimdi ilk önce A'yı boyayalım kardeşim. A'ya bakıyorum. A'yı boyadığım zaman şöyle boyadığım zaman hatta farklı şu renkle boyayayım. Şu renge boyadığım zaman bakalım küp mı olacak mı mavi karelerle birlikte? Hocam 4 tane kare yan yana, biri üstte biri altta kesinlikle bir küp açılımı olur. O zaman bunu siliyorum hemen diğerine geçelim. A oldu. Şimdi gelelim B'ye. Hocam B'ye bakacak olursam şurada bakalım küp açılımı oluyor mu? Hocam şunlar karşıtlı yüzey. Şunlar da bir boşluk kuralından dolayı karşıtlı yüzey. Bunlar da Z kuralından dolayı karşılıklı yüzey oluyor. Şunları da şöyle tik tik atayım. Evet, hepsi karşılıklı yüzeyler birbirleriyle oturdu. O zaman bu da sağ sağlandı. Sıkıntı yok. Silelim C'ye bakalım şimdi. C'ye bakacak olursak da hemen C'yi de boyuyorum böyle. Hocam C'yi bu şekilde boyadığımda zaten hop 4 tane kare yan yana biri üstte biri altta şart sağlandı. Kesinlikle bir oluşturur. Şimdi D'ye bakalım arkadaşım. D'yi de boyayalım böyle. D'yi boyadığım zaman karşılıklı yüzeyler birbiriyle oturuyor mu? Mesela bir boşluk kuralından dolayı bunlar karşılıklı. Hocam burada Z kuralından dolayı şu kenarla şu kenar karşılıklı. Hemen şöyle şöyle gösteriyorum. Hocam burada da Z kuralı yine sağlandı. Z kuralından dolayı şunda da şu şu karşılıklı yüzey oldu. Bu da oldu. Şimdi E'ye bakalım dostum. E'ye bakacak olursak E'yi boyadığımda bakalım bütün yüzeyler karşılıklı oluyor mu? Karşılıklı yüzeyler oturuyor mu? Hocam bir boşluktan dolayı bunlar karşılıklı. Z'den dolayı hop Z'den dolayı şunlar karşılıklı oldu. Ama hocam burası böyleyken bir boşluk olması lazımdı. Karşısındaki yüzey bu olması lazımdı boşluk burası. Şu boşluğa bakacak olursak da hocam ne böyle bir boşluk kuralı sağlandı ne de Z kuralı sağlandı böyle. O zaman cevap ne olacaktır dostum? E olacaktır. Bak dikkat et. Bu soru türü yine ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Haberin olsun. Kolay bir tek. Geldik örnek 55'e. Şekildeki küp şeklindeki bir zarın açılımı verilmiştir. Zarda karşıtlı yüzeylerdeki sayıların toplamının 7 olduğu bilindiğine göre verilen açılımda yanlış yazılan hangi iki sayı yer değiştirmeli? Bakalım doğru yazılan var mı? Hocam şurada bunun karşısına bakacak olursam yeşille boyadım. Bir boşluktan dolayı pardon Z'den dolayı hocam karşısı 3 olması lazım. Yani buranın karşısı 3 olacak kardeşim. Şurası olacak. Şurayı boyayayım hemen. Yeşilin karşısı yeşil. E hocam bunların toplamı 1, 3, 4 yaptı. 7 yapmadı. Demek ki bu sayılar yanlış. Sonra kırmızıyla göstereyim. Şunun karşısı nedir? Z kuralından dolayı. Hocam burası mı yapıyor? Evet. Niye? Çünkü şöyle Z kuralından dolayı. Sonra bunlar da karşılıklı yaptı Dikkat. Hocam 6 ve 4 karşılıklı toplamları 10 yaptı. Demek ki 6 ile 4'ün yeri de yanlış. Toplamı 7 yapmadı. Şimdi 2 ile 5'e bakıyorum. Beyaz olan kısımlar doğru. O zaman yanlış olan 2 ile 5'in yerini değiştirmeyeceğim. Onlar çünkü doğru. Şimdi bize yanlış hangi e, açılımda yanlış yazılan hangi iki sayı yer değiştirmedim? O zaman ben burada 1 6 3 4'ten bir tanesinin yerini değiştireceğim. Zaten 3 ile 4'ün toplamı kaç? 7. Yani 3 ile 4'ün toplamı 7 ya. O zaman ben buradaki 3 sabit kalsın. 4'ün yerini değiştireyim. Şuraya atayım. Karşılıklı yüzeyler bunlar yapıyor. O zaman o olur mu? Olur. Yani 4'ü aldım, şuraya getirdim. Bak buraya da kaç yaptım o zaman 1 yapınca. 1 ile 4. 1 ile 4'ün yerini değiştirince. Hocam karşıtlı yüzeylere bakıyorum. Kırmızılar 1 6 daha kaç yaptı? 7 yaptı. Yeşiller 3 4 daha kaç yaptı? Bu da 7 yaptı yaptı. Tamam. O zaman cevap ne olacak? 1 ile 4'ün <laughs> yerini değiştirdiğim zaman. Ama bitmedi. Şunu da söyleyeyim. 6 ile de 1'in toplamı şey değil mi? 7 değil mi? Evet. 6 ile da 1'in toplamı. Yani 6'nın karşısına ya şuraya 1 getirdiğimde. Başka başka bir tane daha olabilir ya burada. Bir de 1 e, ile 4'ü değiştirdim ama 3 ile 6'yı da değiştirince olacak mı acaba? Şu şekilde. Şu şeyi yapmadığımı farz edin. Tamam. Şu şekli bir daha çizeyim de kafa karışıklığı olmasın. Aynı şekil üzerinde anlatmak istemiyorum. Şeklimiz asıl böyleydi. Böyleyken tamam bir zar açılımı var burada. Ve sayılarımız kaçtı? 2, 4, 3, 5, 6, 1. Şimdi bir de 1 ile 4'ün yerini değiştirmeyeyim de 3 ve 6'ya odaklanayım şimdi bir de. 6'nın yerini değiştireyim mesela. Burada tabii işim kolaylaşsın. Şunları şöyle göstereyim. Karşılıklı yüzeyleri göstereyim. Karşılıklı yüzeyleri siz siyah kalemle göstereceksiniz ya. Birinin nokta birini yıldız şeklinde de gösterebilirsiniz. Şurada da yeşille boyadım zaten. Beyazlar da karşılıklı. Şimdi bir de şunu yapacak olursam. 3 ile 6'nın yerini... Ya dur bakayım. 3'ü nereye alırsam ben? 4 şuraya. Ha. 4 ile 3'ü toplamı 7 ya. Ben burada 3'ü şuraya alırsam arkadaşım. Yani geldim şurada. Bunu iptal ettim. Bunu iptal ettim. Buraya 6 yazarsam eğer. Buraya da 3 yazarsam eğer. Bu sefer yine oluyor mu? Oluyor. 2 ile 5 toplamı 7. Bak yeşil. 6 ile 1 toplamı 7. 3 ile 4 toplamı 7. Oldu mu? Oldu. Yani bu durumda da yine söz konusu. O zaman 3 ile 6'yı yer değiştirdiğimde de oluyor. 2 tane cevabı oldu mu? Oldu. Cevabım 1, 4 ve 3, 6 olacak. Ha sorusu. Bunun sorusu. Ben şimdi konu anlatımındayım. E, 2 tane cevabı var. Aslında hangisi olabilir diye. Şıkları da verip hangisinin yerleri değiştirilirse e, şık olabilir bir zar açılımı olabilir şeklinde sorarım. E olabilir demek iki farklı cevabı veya da daha fazla fazla cevabı olur demek anlamına da geliyor. Şıklara da koyardım mesela 2 ile 4'ü yer değiştirdiğimizde olmadı. Olmayanları koyardım. Bir tane de olanı koyardım. 1 4'ü koyduysam şıkka 3 6'yı koymazdım. Ya da öncüllü sorardım. Aşağıdakilerden hangileri yer değiştirilirse e, bir küp açılımı olur diye sorardım. 1'e 1 4 yazardım. 2'ye 3 6 yazardım. 3'e de 2 4 yazardım mesela. Hocam 1-2 derdik cevabı da. Tamam. Bunların yerleri değiştirildiğinde büyük mı olur diye söyleyebilirdik. Evet. Bu da güzel bir soru. Hoş bir soruydu. Ya yine ne oldu? Karşıtlı yüzeyler bizim için burada önemli oldu. Geldik örnek 56'ya. Örnek 56'ya baktığım zaman da X, Y, Z. Bakıyorum ki X'i gördüm. Şimdi bu soruda X artı Y'yi de 12 vermiş. Z'nin alabileceği değerler toplamı sormuş. Şimdi ben X, Y, Z'yi bir küpe baktığım zaman X, Y, Z'yi aynı anda görüyorsam o zaman bunların karşıtlı yüzey olmadığı anlamına gelir mi? Gelir. Yani buradaki soru sorunun esprisi x, y, z karşılıklı değil diyeceğiz kesinlikle. Çünkü niye perspektif gereği? Ön yüzü görüyorsam arka yüzü göremem. Yani arkada y'yi göremedim. Y'yi görüyor biliyorum ya. Y burada kesinlikle olamaz. ondan sonra y'yi görüyorsam sağa görüyorsam solu göremiyorum bak. Y'nin karşısında x, x ve z'den bir tanesi kesinlikle olamaz. Z'nin karşısında alt tarafta x ve y'den kesinlikle biri olamaz. Yani x, y, z'yi bir küpte aynı anda görüyorsam bunlar yan yana olan yüzeyler. Mesela bu yüzey. Bunu böyle açtığın zaman bak x ile y ne yapıyor? Y yan yana geliyor. Ya da bunu yukarı doğru açtığın zaman şöyle bak x ile ne oluyor? Hocam x ile z yan yana geliyor. Açılışına göre değişiyor. Ha sen bunu bu şekilde açarsan hop şöyle bak y ile z yan yana geliyor mu? Geliyor. Açılışa göre bunlar kesinlikle ama kesinlikle x ile y, x ile z, y e, z bunlar kesinlikle ama kesinlikle yan yana gelebiliyor. Şimdi o zaman burada ne demek istemiş? Yan yana gelmeyen yüzeylerden bahsediyor. Yani karşılıklı olmayan yüzeylerden. Ki zaten küp sorularında, küp açılımı sorularında karşılıklı yüzeylerden bahsetmiyorsa bile karşılıklı mutlaka ama mutlaka düşün. Burada bunlar kesinlikle karşılıklı değil. X'in karşısına Z'yi ya da Y'yi koyamam. Burada X artı Y 12 demiş. O zaman sayılara bakalım. Sayılarımız neydi? 3, 5, 6 9, 7, 1. Şimdi iki sayının toplamı 12 yapan sayıları bulalım. Şimdi X artı Y eşittir 12 yapan sayılar ne vardır? 3 ile neyi toplarsam? Hocam 9'u toplarsın. Ya X, 3, Y 9 olabilir. Başka? Şunu hallettik mi? 3 ile 9'u hallettik. 5'e e gelelim. Hocam şunu sileyim pardon. 5'e gelelim. Hocam 5 ile neyi toplarsam? 5 ile 7'yi toplarsam bu da olabilir. Hmm, başka olabilir mi? Hocam 6, 6 ile 6'nın toplamı 12. Ama 6'dan burada başka sayı yok. Sonra 9, e 9 ile 3'ü zaten yazmıştık burada. 7, 7 ile 5'i zaten yazmıştık. Toplam 12. Bir de başka ne var burada? 1 var. Hocam 1 ile 11'in toplamı olacak. e 1'i yazınca toplam 12. Burada 12 sayısı var mı? Yok. Ama burada soruda ben neyi biliyorum? X, Y, Z sayılarında bunların karşılıklı olmadığını biliyorum. O zaman karşılıkları da halledelim. Hemen böyle halledelim. Boya siz de kurşun kalemle yapacaksınız ya. Böyle karşılıklı yüzey. Bir boşluk kuralından bunlar karşılıklı. Bir boşluktan bunlar karşılıklı. Z'den de şöyle şunlar karşılıklı olduğunu şöyle yuvarlak içine alarak göstereyim. E burada iki tane değer çıktı hocam. Hangisini alacağım? X ile Y'yi 3'e 9 mu alacağım? Ya da 5'e 7 mi alacağım? 5 ile 7'yi alamam kardeşim. Niye alamam 5 ile 7'yi? Çünkü 5 ile 7 karşılıklı yüzey. Karşılıklı bunların karşılıklı yüzey olmadığını biliyorum ben. O yüzden şu iptal oldu. O zaman X ile Y kesinlikle ama kesinlikle 9 x artı y eşittir 12'de x üçgen y9 ya da tam tersi y x9 ken y3 olacak. Peki karşılıklı yüzeyler benim için önemli. 3'ün karşısında ne var kardeşim? 3'ün karşısında 6 var. Şuraya bak. 3'ün karşısında 6 var. 9'un karşısında kaç var? 9'un karşısında da 1 var. E 9'un karşısında da 1 var. E şimdi o zaman x'i 3 yazdıysan karşısında kaç var? 6 var. Y'yi 9 yazdıysan karşısında kaç var? Hocam 1 var. O zaman ben neyi hallettim? Dikkat et. Z sayısına dikkat et. 3, 9, 6 ve 1'den biri olamaz. 3, 9, 6 ve 1'den biri kesinlikle ama kesinlikle olamaz. Çünkü ne yaptım? Hocam x burasıysa karşısı kesinlikle 6. Y burasıysa karşısı da kesinlikle 1 dedim. O zaman z'ye ne kaldı? 5 sayısı ya da 7 sayısı kaldı. 5 ile 7'nin toplamı soruluyor bize. Cevap böylelikle kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Her şeyle mükemmel bir soru. Burada 5 ile 7'yi seçememem'in Karşıtlı yüzey olması. Burada e, x'i 3 aldık. Karşı, karşısı 6 oldu. Y'yi 9 aldık. Karşısı 1 oldu. Z o zaman diğer sayılardan 5 ve 7 kaldı. Ha sen tam tersi de yapabilirsin. Hocam x'i 9 aldıysam karşısı 1 olur. O zaman y'yi 3 alacağım. y'yi 3 aldıysam karşısı da kaç olacak o zaman? 6 olacak. Bak yine 1 9 3 ve 6'dan biri olmayacaksa hangi sayılar kalıyor? 7 ve 5 kalıyor. Böyleyken de cevap yine 12 çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Ama neyi öğrendik biz burada? Karşılıklı yüzeyleri öğrendik. Karşılıklı yüzeyler aşırı derecede önemli. Geldi geldi geliyor diye Aşağıdaki her yüzü farklı renkte. Bak her yüzü farklı renkte olan bir zarın 3 farklı görünümü verilmiş. Ama ben baktığım zaman her yüzü göremiyorum. Mesela burada neyi görüyorum? Hocam griyi görüyorum. Kırmızıyı görüyorum. Yeşili görüyorum. Burada yeşil kaybolmuş. Kırmızı buraya denk gelmiş. Kırmızı, mavi ve griyi görüyorum. Burada da kırmızı, sarı ve mavi görüyorum. Bak sen şu işe. E ne yapacağız? E buradaki zarın hangi yüzeyi üzerine oturttuğunu bakacağız. Şimdi asıl şeyimiz böyle bir tane küp çizeyim ben. Şöyle bir tane küp çizeyim buraya. Bu küpte kenarları şöyle renklerini belirleyelim. Mesela ilk rengimiz neydi? Kırmızı, yeşil ve burası da nedir? Gri değil mi? İlk küpün rengine göre bakalım. Hocam ben bu küpü şöyle aşağı doğru bak kırmızı ne gelin? Nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Aa kırmızı bu buraya gelmesi ne anlama geliyor? Ben bu küpü böyle sağa doğru yatırdım anlamına mı geliyor? Evet. Ben bu küpü sağa doğru yatırdığım zaman o zaman sol taraftaki üste mi gelecek? Evet. Sol taraftaki bak üste geldi. Aa bunun sol tarafı o zaman ne olacak arkadaşım? Sol tarafındaki üste geldi buraya mavi. Üste geldiyse o zaman bunun sol tarafı kesinlikle mavi olmak zorunda. Tamam. Bunu da yazdık burada. Sonra şuraya bakalım. Hocam kırmızı yüzey burada kalmış. O zaman ben bunu bu şekilde ya da sağa sola doğru itemem. Ne yapacağım? O zaman ben bunu da böyle ve böyle yapacağım. Hocam bunu bu şekilde ve bu şekilde yapacağım. Bakayım ne yapmışım? Mavi yüzey bu tarafa gelmiş. Yani ben bunu bu sefer ne yapmışım? Bak bunu bu tarafa doğru yatırdım ya ilkinde. Bunu elde ettim ya. Bunu da bu tarafa doğru yatıracağım o zaman. Çünkü kırmızı yüzey sabit kalacak. Bunu yatırdım. Gri yüzey kayboldu. Dikkat et. Mavi yüzey buraya geldiği için şey yaptım. Eğer gri yüzey üstü olmuş olsaydı bu tarafı doğru yatıracak. Şimdi mavi yüzey buraya geldiyse o zaman mavinin arka tarafında burada ne var arkadaşım? Mavinin arka tarafında bak. Mavi buraya gelince arkadan sarı gelmiş buraya. O zaman mavinin bu tarafında da ne var? Bitişinde de sarı var. Şimdi mavinin bitişinde de sarı var. E e beyaz renk, renk soruluyor bize. O zaman ben şöyle yapayım ya. Şu hiç buraya bakmayayım. İlk şekilden gidecektim ama ilk şekli yapınca sıkıntı yaşadım. İlk şekli sileyim ben. Ben neyi öğrendim? Şunu şöyle yatırınca ne kayboldu? Yeşil kayboldu. Yeşil neresi oldu? Alt Alt taraf yeşil mi oldu? Evet. Bak şurası yeşil oldu. Şöyle geldim. Şimdi dikkat et. Bunu böyle yatırınca. Bak şunu şöyle yatırınca. Şuradaki renk yukarı geldi. Mavi oldu. E, hocam ben bunu yatır, yatırınca şuradaki yeşil rengi kayboldu. Buraya denk geldi. Tamam artık renkler belli. Yeşil burası. Kırmızı burası. Mavi burası. Gri burası. Şuradaki rengi biliyor muyum şu anda? Şuradaki rengi bilmiyorum. Çünkü bunu böyle yatırınca bu alttaki renk sol tarafa doğru geldi. Ondan sonra ne yapacağım? Hocam burada da mavinin ön tarafa gelmedi. Kırmızı burada kalıp da mavi ön tarafa geliyorsa eğer o zaman onu bu tarafa doğru yatıracağımı söylemiştim. Yatırdığım zaman da arka taraftan ne geldi o zaman? Sarı geldi. O zaman ben bu tarafında sarı olduğunu biliyorum. Aa o zaman ne oldu? O zaman hocam burada küpe bakacak olursak. Bak burası kırmızı. Bura alt taraf yeşil. Üst taraf mavi. Ön taraf gri. Arka taraf sarı oldu. Hocam beyaz renk yok. E, zaten bir tane renk kaldı. Beyaz renkte neresi oldu? Beyaz renkte burası oldu kardeşim. Sol taraf oldu. Bizde beyaz yüzün karşısında hangi renk vardır diye soruluyor. E beyaz rengi buraya bulduysam karşısında hangi renk oldu o zaman? Kırmızı oldu. Bu da gerçekten şurayı çalıştıran çok güzel bir soru. Bu soruya tekrar bakmanı istiyorum. Bak yeşil renk kayboldu. Kırmızı da buraya geldiyse o zaman bunu böyle çevirdim. O zaman ortadaki şun, şuradaki renklere göre bakacağım dedim. Sonra kırmızı burada durdu. Mavi ön tarafa geldi. Bu şekilde yatırdım. Arkadan sarı üste geldi. O zaman arkanın sarı olduğunu gördüm. Sarı arkası. Gri ön tarafı. Kırmızı burası. Mavi burası. Alt tarafında yeşil. Bu şekilde gelince alt tarafa yeşil geldiğini gördük ya. Alt tarafın yeşil. O zaman sol tarafında ne olduğunu gördük. Beyaz. Beyaz yüzün karşısında kenar soruluyor bize. Kırmızı çıktı o zaman. Gerçekten bu da güzel bir soruydu. Geldik buraya. 58. soruya şekildeki küpün açınımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Karşılıklı yüzler bizim için çok önemli. Bak kardeşim şuraya bak. Hangi renkler var burada? Kırmızı var, sarı var, mavi var. Ben bu küpe baktığımda kırmızı, sarı ve maviyi aynı anda görüyorsam bunlar karşıtlı yüzey değil. Bak kırmızının karşısında mavi yok. Sarının karşısında bak işte mavi yok ya da kırmızı yok gördüğün üzere. Biraz önce şurada da yaptım zaten o mantığı. Bak şurada da söyledim o mantığı. E, o zaman burada da ne diyeceğiz kardeşim? Burada da yapacağımız hamle belli. Ben bu küpe bu bakış açısıyla baktığım zaman kırmızı, sarı ve maviyi aynı anda görüyorsam bunlar karşıtlı yüzeyler değil. O zaman burada karşıtlı yüzeylere bakalım. Bak şimdi şunlar karşılıklı yüzey mi? Evet hocam kırmızıyla mavi yan yana gelmemesi lazım. Gitti. Hocam burada sarıyla beyaz yan yana olabilir. Yeşille yeşille gri. Evet yeşille gri yan yana e, karşıtlı olabilir pardon. Şöyle baktığım zaman da bunlar karşıtlı. Şunlar karşıtlı olmasına baktığım zaman da kırmızıyla mavi karşılıklı oluyor kırmızıyla mavi karşı karşıya olmaması lazım. O yüzden bu da gitti. Buraya baktığım zaman kırmızıyla sarı karşıtlı yüzey oldu. Hocam kırmızıyla sarı yan yana yüzeyler karşıtlı olmaması lazım. O zaman bu da gitti. Buraya baktığım zaman C şıkkına baktığım zaman da şuraya bakıyorum. Hocam yeşille sarı karşıtlı olabilir. Sıkıntı yok. Hocam şurada bunlar da karşıtlı oldu. E burada da şu soru işareti. Mavi ile gri karşıtlı oldu. Kırmızı, sarı ve mavi karşıtlı yüzeyler olmadı. O zaman cevap değişik oldu. Ama diğerinin olmadığını da göstereyim. Burada karşıtlı yüzey yüzeylere baktığın zaman kırmızıyla sarı karşı karşıya oldu. Kırmızıyla sarı karşı karşıya olmaması lazım. O yüzden bu da gidi Bak dediğimiz gibi küp açılımlarında karşılıklı yüzeyler aşırı derecede önemli. Soruda böyle karşılıklı yüzeyleri vermese bile mesela bu soruda olduğu gibi ya da şu soruda olduğu gibi yan yana olan böyle renkler bile verilmiş olsa yan yana verilen renklere baktığın zaman da bunların yan yana olması lazım. Tersten düşüneceksin. Bunların karşılıklı olmaması da karşılıklı olmaması lazım diyeceksin oradan gittik. Bak karşılıklı oldu kırmızı mavi. Bak kırmızı mavi karşılıklı. Bak sarı kırmızı karşılıklı oldu. Bunlar olmaması lazımdı. Bak buraya sarı kırmızı karşılıklı oldu. Dolayısıyla bunlar olmadı kardeşim. Olan hangisi oldu? İşte bu oldu. Açılımlarından biri işte D seçeneği olabilir. Bu da çok güzel bir soruydu. Zar açılımlarıyla ya da küp açılımlarıyla ilgili her tarz soruyu sana gösterdim. Şurayı artık rahat bir şekilde çalıştırabilirsin. Buradaki soruları iyi bir şekilde anladıysan eğer sınavda çıkabilecek bu ayarda ya da bundan daha detaylı soruları da artık çok rahat bir şekilde yapabilirsin bence. Çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Evet böylelikle bitirdik. Zar açılımlarıyla küp açılımlarıyla birlikte prizmaları bitirmiş bulunuyoruz. Eee o zaman ne yapıyoruz? En zevkli kısma geliyoruz. En zevkli kısım nedir? Hop şafak sayara geldik. Hemen kalemimizi büyütüyoruz şöyle. Şurada 46. gün tikini attık. Geldik sonra şuraya. buradaki atalım. Hocam buraya geldiğimiz anda küp tikini attık. Oo, uzun zamandır ödev vermiyorduk. Ödevimiz var. Ödevimiz. Evet prizmaları Prizmalarla ilgili ödevimiz soru bankası. Arka tarafta görüyorsun Kenan Kara ile geometri. Teğet ayeti geometrinin soru bankası da var. O soru bankasında 230 ve 243. sayfalar ödev olacak senin için. Lütfen oradaki ödevleri de hallet. E ee, bir de şuraya bakalım haftalık programda. Şuraya biz tikleri atmamışız ya 22. hafta. 23. haftaya da artık tik atabilir miyiz? Atabiliriz. 23. haftada böylelikle gitti. Bu arada şu konuda uyarayım sizi. 23. hafta böyle uzun geldiyse bunu iki haftaya da yayabilirsiniz ki uzun geldi galiba. Yani uzun geldi. Bitiremediyseniz konu anlatımlarını dinleyip ondan sonra yani bir hafta konu anlatımlarını dinle, öbür haftada e, soru çözümlerine bakabilirsin dostum. Evet böylelikle bu olayı halletmiş bulunuyoruz. E o zaman bu olayı hallettiyse, Yani 46. gün. Bütün prizmalar bittiyse ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani silindire başlayacağız. Silindirde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Çok güzel şeyler öğrendin. Niye abone olmuyorsun? Abone ol. Beğen kardeş. Görüşürüz.